T24'ten bir kez daha merhaba. Bu kez İngiltere'deki ırkçı saldırıları anlamaya çalışacağız. Kim bu saldırganlar? Göçmen karşıtlığı sadece Müslümanları mı kapsıyor? İslamofobiyle sınırlandırılabilecek bir ırkçı saldırıyla mı karşı karşıya İngiltere? İşte İşçi Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra aynı anda birçok merkezde meydana gelen bu ırkçı saldırılar zamanlama manidarı söyletmesi doğal mı? Bütün bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Londra'ya geçiyoruz, İngiltere'ye geçiyoruz. Ece Koca Bıçak, doçent doktor, Open Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Tabii ki Burak Uluer bizimle. Kendisi de Londra'da, yanlış biliyorsam 12-13 yıldır yaşıyorsunuz değil mi Burak Bey? Evet, yalnız evet. Londra değil, Southampton'dayım artık. Tamam, o da yazar ve bizimle gözlemlerini paylaşacak. Metin Kağan Kurtuluş, dış politika editörümüz, beraber yapacağız bu programı. Bu ırkçı saldırıların nedenlerini anlamaya çalışacağız. Kaan, istersen sen o olayı kısaca bir özetle T24 takipçileri için. Nasıl başladı, ne zaman başladı, kaç yerde çıktı bu saldırılar? Evet, aslında Southport'ta 3 tane küçük kız çocuğunun bir dans dersinde bıçaklanmasıyla başladı olaylar. Daha sonra çok hızlı bir şekilde internette, sosyal medya üzerinden saldırıyı yapan, çocukları bıçaklayan kişinin bir göçmen olduğu iddiası yayıldı ve bu iddiayla da bir isim ortada dolaşmaya başladı. Bunun üstüne kısa süre sonra 7 Ağustos Çarşamba günü ülkede yavaş yavaş aşırı sağcı grupların örgütlediği göçmen karşıtı, migrasyon karşıtı eylemler düzenlenmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde yayınlandı. İlk başta 30 Temmuz'da Southport'ta cinayetlerin işlendiği şehirde başladı. 31'inde bir gün sonra 4 şehre yayıldı. Kısa süre içinde ülkenin geneline yayınlanmaya başladı ve 5 Ağustos'ta zirve yaptı. 7 Ağustos'ta da bu en başta bahsettiğim mitingler düzenlendi. Şu ana kadar 100'den fazla polis memurunun yaralandığı düşünülüyor eylemlerde. Birçok farklı ırkçı saldırı görüldü. Bunların arasında normal turistlere saldırılardan tutun yıllardır işte Britanya'da, İngiltere'de yaşayan profesörlere, normal işçilere, çalışanlara birçok farklı saldırılar, protestolar, tehditler düzenlendi. Ve genellikle bu saldırıların aşırı sağcı gruplar tarafından örgütlendiğini görüyoruz. Bir camiye saldırı yapıldı. Bu camiye yapılan saldırının ardından aşırı sağcı gruplarla normal Müslümanların karşı karşıya geldiği olaylar gördük. 30 Temmuz'dan bu yana birçok farklı protestonun eylemlenmenin şekillerini aslında anlamaya çalıştı insanlar. Bunda özellikle sosyal medyanın rolü çok iyi oldu. Evet. Ve grupların oldu. Ve son olarak da söylememiz gereken, Britanya hükümeti tabii ki buna karşı bir görüş aldı. Sen de İşçi Partisi'nden söz ettin Can'dan. Yeni Başbakanı Keir Starmer haydutlar olarak niteledi protestocuları. Peki geçen biz hafta. Hemen konuklarımıza dönelim Kaan. Ece Koca Bıçak, şunu merak ediyorum. Kim bu saldırganlar? Yani Avrupa'da yükselen faşizmi, yükselen aşırı sağ konuşuyoruz. Almanya'da AfD %20'lere dayandı vesaire. Özellikle gençlerin bu ırkçı partilere daha teveccüh gösterdiği konuşuluyor. Londra'da, Londra'nın kuzeyinde ve belirli noktalarda bu saldırılara karışanlar bildiğimiz anlamda o prototipe uyuyor mu? Yani gençler mi, yoksa daha başka bir sosyal profille mi karşı karşıyayız? Şimdiye kadar bu saldırganların profilini çizmeye çalışan çok fazla analiz yapıldı. Hani bunların beyaz işsiz, geleceksiz gençler olduğu ya da ekonomik koşullardan rahatsız olan işçi sınıfı olduğu ya da hani daha az eğitimli bir kesimin bu saldırıları, ırkçı saldırıları gerçekleştirdiği üzerine. Ancak ben hem kendi deneyimimden hem de yaşanan olaylara kimlerin katıldığını dikkatli incelediğimde şunu görüyorum. Bu saldırganlar sıradan halk. Yani biraz karamsar bir tablo çizeceğim ben burada ama örneğin
Bu ilk Southpaw saldırısı gerçekleştirildiğinde saldırgan hakkında manipülatif bilgi yayan insanlar son derece orta sınıf, hatta şu anda kendisi tutuklandı. Chester'da 55 yaşında beyaz bir kadın, 1,5 milyon sterlinlik bir çiftlik evinde yaşayan bir kadın. Bu kadın ilk defa saldırganın adını da değiştirerek, Müslüman bir adı seçerek internet üzerinden bu saldırganın 2023 yılında kaçak bir göçmen botuyla İngiltere'ye geldiğini ve kendisinin Müslüman olduğunu yazıyor. Üzerine Andrew Tate, belki duymuşsunuzdur, şu anda insan kaçakçılığı ve tecavüzle yargılanan bir insan. Bunu internet, Twitter üzerinden yayıyor, X üzerinden yayıyor. Bunun üzerine Reform Parti'nin lideri Nigel Farage aynı şekilde Twitter'dan bu bilgiyi yayıyor. Yani bu bilgiyi manipüle eden ve yayan kesimin kesinlikle yoksul, işçi sınıf olduğunu söyleyemeyiz. Beyaz. Gayet üst orta sınıf insanlar. Bu gösterilere katılan veya katılmasa da yolda arkadaşlarımıza taciz eden, sözlü fiziksel saldırıda bulunan insanların kesinlikle beyaz ve ister işçi sınıfı ister orta sınıf, yani sıradan halk olduğunu görüyorum. Kaan, sen sormak ister misin Burak Bey'e? Birazcık da aslında gözlemlerden, yaşanmışlıklardan söz etmek istiyorum. Yani sormak istiyorum. Burada yaşayan Müslüman azınlıkların veya herhangi bir azınlıkların, Burak Bey, günlük yaşamını nasıl etkiliyor bu olaylar? Yani Ece Hoca'nın dediği aslında bunun normal halktan geliyor olması, orta sınıftan, işte normal gençlerden geliyor olması sanıyorum daha da korkutucu olur yurt dışında başka bir ülkede yaşayan insan için. Sizin tecrübeleriniz nasıl oldu? Şimdi öncelikle bir iki tane düzeltmeyle saptama yapabilir miyim? Bir kere birinci sebep sadece Ece hocamın söylediği gibi sadece normal halk ve halk işsizliğe veya işte bunun benzeri bir takım yoksunluklara karşı isyan etmiyor ya da işsizlikten dolayı vesaire değil. Bu gerçek anlamda örgütlü ve tamamen insanların birbirleriyle olan nefret ilişkisini körükleyen gruplar tarafından örgütlenmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Mesela bu Chester'daki Bernadette Stafford 55 yaşında milyarder bir kişi. Fakat daha önceden biz onu aşı karşıtı olarak da zaten tanımlıyorduk. Veya bu haberleri, yani Ali El Şakati ismini şeye veren basına ve sosyal medyaya veren kanalın Channel 3 Now olduğu ve Amerika ve İngiltere bağlantılı AI tarafından yaratılmış bir haber kanalı gibi lanse edildiğini biliyoruz. Öte yandan Andrew Tate veya ne bileyim Andrew Tate'in hemen arkasından Tony Robbins'ın ya da Duncan Bannatyne'ın, bu kişilerin hepsi zaten üstün beyazlık üzerine yıllardır kendi konuşmalarını yapmış. Özellikle de Tommy Robinson'ın EDL, yani İngiliz Savunma Ligi'nin, yani birliğinin uzun süre başında olan bir kişi olduğunu da söylemem lazım. Bu kişilerin hepsinin nedense hep X üzerinden yayınlaması. Yani Elon Musk'a mı gönderme yapıyorsunuz? Elon Musk'a gönderme yapmıyorum. Elon Musk'ı doğrudan suçluyorum. Evet. Açıkçası tamamen X üzerinden yayınlanması ya da ne bileyim bir Unity News Network var. Belki duymuşsunuzdur. Tamamıyla komplo teorileri üzerine yayınlanan bir web sitesi. Bu gibi şeyleri bir araya getirdiğimizde karşımıza bir şey çıkıyor. Sıradan halk diye tanımladığımız kişiler aslında çok fazla etkilenmiyor.
sadece ve sadece olayların olduğu, ki bu yaklaşık bir 21-22 tane ayrı merkezde merkeze yayıldı. Özellikle kuzeybatıdaki yerlerde, fakat daha sonra Glasgow'da, Newcastle'da vesairede de devam etti. Fakat buradaki esas bizim derdimiz şu. İlk mesajlar yayınlanıp da Channel 3 Now'da Ali El Şakati ismi verildikten sonra yaklaşık 27 milyon görüntülenme elde edildi. Hı hı. Bu 27 milyon görüntülenmenin karşılığı aşağı yukarı bir 8-9 milyon insan tarafından bunun görüntülendiğini tahmin ediyorum ben. Evet. Buradaki esas problemimiz zaten dezenformasyonun çok hızlı yayılması. Bunun üzerine de Nigel Farage'ın işte aslında bu bir şey değil, bir yalnız kurdun yaptığı herhangi bir şey değil, bu bir terörist saldırısı ve hükümet bunu bizden gizliyor diye açıklama yapması daha da fazla konunun tarafları tarafından ajite edilmelerine yol açtı. Günlük yaşantıya geldiğimiz zaman çok net söyleyeyim, insanlar bu konuyu konuşmak dışında ve tedirgin olmak dışında pek bir şey yapmıyorlar. Özellikle yani buranın halkı, yani İngilizler diyelim, İngilizler ikiye üçe ayrılmış vaziyette. Bir tanesi, aman biz bunlara karışmayalım çünkü bu insanlar bize de bulaşabilirler diyen, makul mantıklı ama birazcık da çekingen insanlar. Bir bölümü tamamıyla bu saldırıların karşısında olanlar ve bir bölümü de bu olaylara katılan insanlar. Bu olaylara katılan insanların tiplemelerine baktığımız zaman da zaten gördüğümüz şey çok basit. Fakir, kimlik bunalımı içerisinde olan bir kitle, daha çok işçi sınıfı denilmesine rağmen çoğu işsizlikten bir şekilde işsizlik parası alan bir kesim ve yıllardır Tommy Robinson gibi, işte Mark Collett gibi, Nigel Farage gibi, artık ben fikir önderi diyemeyeceğim çünkü bunlar fikir değil ama bu insanların beraberinde, peşlerinde daha doğrusu, beraberinde değil, peşlerinde koşan bir takım insanlardan bahsediyorum. Evet, evet. Müslümanlara karşı olma diye bir şey tamamıyla zaten English Defence League'in, yani İngiliz Savunma Birliği'nin beraberinde getirdiği bir yaklaşım. Aslında daha önceden, yani bu 1954'ten beri kaynaklanan bir hikaye bu. İngiltere'de örgütlenmeleri, aşırı sağın. Fakat buradaki temel problem şu. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyi ayrı ayrı değerlendirirsek, özellikle 2011 yılından, 2013 yılından sonra iş tamamıyla İslamofobiye dönmüş durumda. Bana peki buradan pas alırsak, ben Ece Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Yani Burak Bey daha farklı bir tarif yaptı. Bir ona ne diyeceksiniz, onu merak ediyorum. Bir de bu sizin yazılarınızda da şey var. Yani bu ırkçılar aslında paket olarak geliyor değil mi? Yani bunlar hem aşı karşıtı, hem Kürtaj karşıtı, hem göçmen karşıtı vesaire. Yani sadece İslamofobiyi indirgenemeyecek daha büyük bir karşıtlığı örgütleyen bir yapıdan söz edebilir miyiz Ece Koca Bıçak? Burak Bey'e bazı konularda katılıyorum. Yani bu örgütlenen aşırı sağ diyelim, ya da ben ırkçılar diyorum bu insanlara. Bu ırkçılık
Uzun zamandır Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki aşırı sağ organizasyonların İngiltere ve İrlanda'daki aşırı sağ finanse ettiğini biliyoruz. Bunu geçtiğimiz yıl Guardian transfobi üzerinden yazdı. İngiltere'deki transfobik hareketi destekleyen finansal kaynaklar Burak Bey'in bahsettiği gibi aşırı sağdan geliyor. Yani bu aşı karşıtlığını ben çok fazla bilmiyorum ama hani transfobi, Kürtaj karşıtlığı ve beyaz üstünlükçülüğü birlikte el ele gidiyor ve örgütleniyor. Katılmadığım nokta saldırganların profili. Burada şunu bunun önemli bir fark yarattığını düşünüyorum. Yani ben sokakta yürüdüğüm zaman ırkçı bakış açısıyla beni beyaz görüyorlar. O yüzden benim maruz kaldığım muamele diğer arkadaşlarımdan, hani bu beyaz kategorisine uymayan arkadaşlarımdan farklı oluyor. Bu nedenle diğer arkadaşlarımın neler yaşadığına ki Londra gibi bir yerde. Londra çünkü ırk açısından çok daha karmaşık bir yerdir. Beyaz üstünlükçülüğünün savunulması zor olan bir yerdir. Londra gibi bir yerde bu arkadaşlarımın neler yaşadığına baktığımda bu ırkçı kesimin sadece televizyonda, videolarda gördüğümüz işte beyaz, yoksul gibi görünen, işçi gibi görünen insanlar olmadığını da görüyorum. Hani bir pizza restoranına giden bir arkadaşım uzun saatler boyunca 4 kişilik beyaz bir ailenin tacizine maruz kalıyor. Veya fiziksel olarak yolda normal yürürken bisikletle geçen birisi defol git deyip suratına tükürüyor başka bir arkadaşımın. Yani bu tür ufak tefek şeyler bana sıradan İngiliz halkının ancak beyaz kısmının ırkçı ideolojiyi, beyaz üstünlükçülüğünü nedenle içselleştirdiğini gösteriyor. Bir de bunun dışında şuna bakalım. Yani şu son 2024 yılında yaşadığımız olaylar ilk defa ve yeni yaşanmıyor. Biraz daha geriye gittiğimizde şu güne gelene kadar örneğin mesela ben Brexit oylamasında ya buradaydım. O zaman Kuzey İngiltere'deydim. Londra'ya göre daha çok saldırıların olduğu bir yer. Brexit oylamasının hemen ardından da hemen muazzam bir ırkçı patlama yaşanmıştı. Yine ırkçılar beyaz İngiliz görmedikleri insanlara fiziksel, sözlü olarak saldırmaya başlamıştı. Daha geriye gidelim. Yani şimdi hep 2007-2008 finansal krizinin İngiliz toplumu üzerindeki etkisinden ve bunun işçi sınıfını nedenli usandırdığından bahsediliyor. Ama daha da geriye gidelim, 1980'lere gidelim, 70'lere gidelim. Belirli aralıklarla sürekli olarak beyazların beyaz olarak görmedikleri insanlara sürekli saldırdığı bir toplum burası. Yani ırkçılık İngiliz toplumunun çok önemli yapı taşlarından biri ve kökleri işte uluslararası sömürgeciliğe, emperyalizme, kolonyalizme, köleliğe dayanan bir ırkçılık var. Ve dediğiniz gibi hani karşı tarafta kalan insanlar sadece göçmenler değil, sadece Müslüman gibi gördükleri insanlar da değil. İngiliz'e benzetmedikleri herkese saldırıyorlar. Bir Asyalı bıçaklandı, iki siyah sokakta linç edilmeye kalkıldı. Yani birisi elektrikli testereyle kahverengi gördükleri bir ailenin arabasına saldırdı. Yani şiddetin ölçüsü benim gördüğüm fark, şiddet muazzam artmış durumda. Hani bu denli aşırı bir şiddet daha önce yoktu. Ve ben hükümeti ve polisi çok pasif buluyorum önceki olaylara nazaran. Bunu da detaylı konuşuruz. Kaan, sen soruna geçmeden önce bendeki bir... bana aktarılan bir deneyimi paylaşmak istiyorum takipçilerimize. Londra'da yaşayan bir arkadaşımın eşi İtalyan. İşte köpeği veterinere götürüyor ve oradaki bir İngiliz aile, o da kendi köpeğini veterinere getirmiş ve aksanınızdan köpeğim rahatsız oluyor diye o İtalyan İngiliz vatandaşını, İngiltere vatandaşını sözleriyle böyle taciz ediyor. Yani Ece Hoca'nın dediği gibi bir İtalyan'ın bile, yani vaktiyle Brexit öncesi Avrupa Birliği'ne üye İngiltere'de bir İtalyan Avrupa Birliği üyesi bir vatandaş bile sözel olarak taciz edilebiliyor. Söz sende Kaan.
Hükümet polis konusuna geçelim istiyorum ama aslında ona bir köprü atmak için iki konumuza da önden belki şunu sormak isterim. Şimdi ABD konusuna biraz değindik. ABD'deki aşırı sağcı süreç 2016'dan alırsa Trump'ın MAGA hareketinden sonra Trump'ın seçilmesi. Orada biz sanki daha çok böyle bir tırmanış süreci gördük. İşte 2017'de United Right sağ birleştirin eylemleri oldu Charleston'da, Carolina'da. Orada Trump'ın ilk defa biz ve onlar terimlerini kullanmaya başladığını, yani açık şekilde kullanmaya başladığını gördük. Daha sonra George Floyd cinayetinden sonra Black Lives Matter hareketleri güç kazandı. Daha sonra QAnon'un daha öne çıktığını gördük. Bir dünya daha önce biz Amerika'dayken adını duymadığımız işte Proud Boys, Bugala Boys gibi sağcı grupların büyüdüğünü ve şehirlere indiğini gördük. Bunun da amalgamasyonun sonunda kongre baskını oldu Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesinden sonra. Ama şimdi benim görebildiğim Birleşik Krallık'ta biz bu kadar açık, yani göze soka soka bir tırmanış görmedik. Avrupa'da bir aşırı sağ yükselişi oldu ama bu beklenen oranda değildi. Fransa'da daha sonra kaybettiler. Üstüne Britanya'da Farage evet sonunda meclise girebildi, oyu alabildi ama İşçi Partisi'nin yıllar sonra bir Sosyal Demokrat Parti'nin iktidara geldiğini gördük. Yani bunun zamanlamasını nasıl değerlendirmek lazım bu başlayan olayların? Çünkü belli ki aşırı sağ öfke burada da İngiltere'de de birikmiş ve biz bir şekilde patladığını gördük. Bunun nedeni işte iktidarın daha sola yakın bir iktidara dönüşmesi mi? O yüzden mi şimdi patlak verdi, yoksa bir tesadüf mü, yoksa cidden? Ya da Trump değil mi? İç savaş, evet. Bu bir iç savaş hazırlığı demesi. Burak Bey, sözde siz. Söz sizde. Peki. Bir kere öncelikle bu son zaman, ya Ece hocamın söylediği çok net bir şey var ki buna katılmamak imkansız. Sonuçta toplumun içerisinde ırkçı bir takım tohumlar söz konusu. Yani benim, hatta benim çalışanımın, yani ben bir işletme de yani şeydim, işletmenin sahibiydim. Benim çalışanlarıma yapılan bazı sözlü psikolojik bir takım yıldırmalarda söz konusu olmuştu. Şimdi İngiltere'de zaten bu ırkçılık denilen konu 1954'ten itibaren yavaş yavaş bir bayrak yarışı gibi. Önce işte League of Empire Loyalist, yani imparatorluk sadıkları birliği diye çevirebileceğimiz bir şeyden, sonra ulusal cepheye, daha sonradan konservatiflere, yani muhafazakarlara, daha sonra hemen arkasından açılan White Defense League, yani Beyaz Savunma Birliği, sonra İngiliz Ulusal Partisi, tekrar işte ulusal cephe, İngiliz Demokratları, Casuals United, March for England, Pegida UK gibi şeyler ve bunların yanı sıra da mecliste yer almaya başlayan UKIP gibi, Britain First gibi, daha sonradan Nigel Farage'ın Reform Partisi gibi yapıların yanı sıra özellikle 2008-2009'dan itibaren buradaki artış bize şunu gösteriyor. Evet, aşırı sağ dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de çok fazla. Evet, İngiltere'nin zaten ırkçı bir geçmişi var. İngiltere demeyelim, Britanya İmparatorluğu'nun diyelim. Öte yandan İngilizlerin yurt dışında ya da kolonilerinde yaptığı ırkçı davranışlar, özellikle de Hindistan, Bangladeş, Pakistan civarındaki yaklaşımları tarihte baktığımız zaman zaten çok farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani İngiltere bir anda sağcı, bir anda faşist, Trump başa geldi, bir anda İngilizler sağcı oldular veya aşırı sağcı oldular, ekstremist oldular falan gibi bir şey söz konusu değil. Bu zaten tıpkı uyuyan hücreler gibi İngiltere'nin her yerine yayılmış bu düşüncelere sahip insanlar var. Fakat benim
yani şaşırmadığım ama insanların şaşırmasına şaşırdığım konu şu. Bu aşağı yukarı hemen her ülkede kendini daha üstün gören, diğer ülkelere göre kendini üstün gören hemen her ülkede aynı şey söz konusu. İngiltere'deki fark, İngilizlerin özellikle tekrar altını çizmek isterim, ETL'in yani Tommy Robinson'ın başını çektiği İngiliz Defans Ligi'nin yani savunma birliğinin İslamofobik bir programla düzenli ve çok güzel organize edilmiş bir şekilde yayılmaya başlanması, örgütlenmesi ve daha sonra da bir şekilde Patriotic Alternative denilen yeni bir grup var. 2019'da kuruldu. Mark Collett başını çekiyor. Bu aşırı sağ, faşist, neonezi, işte şiddet düşkünü, beyaz milliyetçi, nefret gruplarının organizasyonunda Patriotic Alternative'in çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Hatta şeyi de hatırlarsınız, bu Black Lives Matter hareketine karşı İngiltere'de White Lives Matter, yani beyazların hayatları değerlidir. Evet, değerlidir konusunu getiren, ne bileyim YouTube'da çok iyi organize olan, bir örnek olarak James Owens'ı verebilirim. YouTube takip eden, hani vardır ya news junkie'lerin merak ettiği insanlardan bir tanesi de Ayetullah kod ismiyle James Owens diye bir kişi, aşırı sağcı. Onun 800 bine yakın takipçisinin olduğunu, dünyayı da katarsak, sadece İngiltere'de 800 bin, dünyayı da katarsak 2 milyona yakın takipçisinin olduğunu da söylememiz lazım. Bu arada British Democrats var falan vesaire. Yani bir o kadar çok fazla grup var ki sonuçta biz şunu diyemeyiz. Son dönemlerde yani son 5-10 yılda aşırı sağ Avrupa veya genel anlamda işte şeyin ne derler kültürel batı dünyasının içerisinde bir anda hareketlendi. Böyle bir şey yok. Sadece ve sadece bunların örgütlenmeleri bir Brexit sonrasına, iki Covid sonrasındaki fakirleşmeye, üç dünyadaki ekonomik stabilizasyonun yok olmasına paralel olarak büyümeye başladılar. Bunu sadece İngiltere özelinde tartışmanın yanı sıra esasında Türkiye için de konuşabiliriz. Aynı şeyi atıyorum Nijerya için bile konuşabiliriz. Aynı şekilde Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de konuşabiliriz. Dolayısıyla ırkçılığın yani hem kökeni var burada, hem zaten normal hayatta kendilerini üstün gören bir ırktan bahsediyoruz. Peki. Hem de şey sadece 4 milyon Müslüman var burada. Yani halkın %30'u, %20'si falan Müslüman değil. 4 milyon Müslüman yaşıyor. Bunun 3.8'i İngiltere'de yaşıyor ama 4 milyon Müslümandan bahsediyoruz ki bu ciddi bir azınlık. Yani tahminim %5 civarında bir popülasyondan bahsediyoruz. Onların üzerinde onları hedef göstererek onların üzerinde bir hegemonya sağlamaları da daha kolay. Daha kolay bir hedef Müslümanlar. Peki. Ece Koca Bıçak, size de ben şunu sormak istiyorum. Az önce siz de belki o konuya geliriz demiştiniz. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda Kayseri'de ve bir zaman sonra belirli illere de yayılan eş zamanlı diyebileceğimiz Suriyelilere ırkçı saldırılar oldu. İşte evlerine, iş yerlerine, bazı iş yerleri, arabaları vesaire hep böyle tahrip edildi, parçalandı. İş yerleri, camları kırıldı vesaire. Ve bunun ardından Türkiye toplumunda şöyle bir refleks olmadı. İşte Suriyeli göçmenler, işte onlar bizim İşte arkadaşımız, dostumuzdur, hoş gelmişlerdir ve ırkçılığa hayır gibi İngiltere'deki gösterilerin bir benzerinin Türkiye'de yaşandığını söylemek
çok mümkün değil. Yani zaten Türkiye'de ciddi anlamda bir ırkçı, anti ırkçı hareket zaten tarihsel olarak yok, belirli çevrelerin dışında. Ama İngiltere'de ise tam tersi bir durumla karşı karşıyayız, değil mi? Yani bunu mesela nasıl açıklıyoruz? O açıdan Burak Bey'in söylediği bu örgütlü yapının ta 1954'lerden ama son yıllarda farklı farklı adlarla örgütlenen bu örgütlü yapının bu anti ırkçı ya da anti faşist gösterilere karşı çok böyle kendini de ortaya koyamadığını görüyoruz. Buna dair ne diyeceksiniz? Ve tabii ki ek olarak şunu soracağım. İşçi Partisi ne yapıyor gerçekten? İşçi Partisi bu meseleyi ciddiye alıyor mu? Yoksa hafif şiddet olayları deyip geçiştiriyor mu? İşçi Partisi'nden başlayalım. İşçi Partisi'ni sol ya da sosyal demokrat olarak tanımlamıyorum ben. İktidara geldiklerinde ilk yaptıkları şey çocuk yardımlarını kesmek oldu. Yani iki çocuktan fazla çocuğu olan ailelere yapılan yardım kesildi şu anda. Şimdi burası şöyle bir ülke. 2023 rakamlarına göre çocukların %22'si açlık yaşıyor. Yani öğün atlıyor. Çok büyük rakam. Yaklaşık 3.7 milyon çocuk yeterince beslenemiyor. Beslenme zorluğu çekiyor. Ve bunu yaptığında İşçi Partisi bu çocukların sayısı çok daha fazla artacak. Yani şu anki İşçi Partisi bir önceki döneme göre çok farklı bir parti. Gene iktidara geldiklerinde göçmenlerle ilgili söyledikleri daha önceki sağcı iktidara göre çok muazzam farklı söylemler geliştirmediler. Benzer ırkçı söylemi farklı dillerle, kendilerine göre daha yumuşak bir dille yeniden ifade etmeye başladılar. Şimdi o yüzden İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle yükselen ırkçı saldırılar arasında ben bir bağlantı görmüyorum. Ancak şöyle bir bağlantı görüyorum. Hani Burak Bey'in anlattığı konjonktüre ilave olarak uluslararası bir konjonktürün içerisindeyiz. Yani aylardır sürekli Filistinlilerin soykırımını izliyoruz. Biz bunu canlı olarak X'ten, Instagram'dan, oradan buradan sürekli izliyoruz. Şimdi bunun şöyle bir çoklu boyutu var. Bir, kendisine Müslüman diyen, beyaz üstünlükçülüğüne uymayan bedenlerin, çocukların, kadınların, erkeklerin, hayvanların sürekli katledildiğini izliyor insanlar. Benim anlayışıma göre bu görüntülere sürekli maruz kalıyor olmak, ırkçılar açısından da daha şiddetin dozunu arttırma anlamında bir etkisi var. Yani şu anda yaşadığımız normalleşiyor şiddetin... yani değil mi? Normalleşiyor. Evet, yani beyaz olmayan bedenlere bunlar yapılabilir algısı gittikçe kabul görüyor. Bir de bunun ekonomik nedenleri var tabii. Yani bir yandan çocukların ekmeğini ağzından alırken iktidar, bir yandan da Ukrayna'ya sürekli kaynak aktarıyor. Yani bu çocuk besintilerinin hemen arkasından Ukrayna'ya her yıl 3 milyar sterlin göndereceğine söz verdi Keir Starmer. 3 milyar sterlin ve bu savaş bitene kadar dedi. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. 3 milyar sterlin gönderecek. İsrail bu olaylar patlamadan hemen önce hatırlarsınız. Burak Bey daha iyi hatırlar. İngiltere İsrail'e silah satışını durdursak mı acaba falan gibi bir tartışma yapmaya başlamıştı. Hı hı. Ve bu saldırılar patladı. Bu saldırıların konjonktürde düştüğü yer ırkçı saldırıların anti-Müslümanlık, beyaz üstünlükçülüğü üzerinden uluslararası bir nasıl söyleyeyim, hani beyaz olmayan Orta Doğu'ya saldırıyı meşrulaştıran bir etkisi olduğunu da düşünüyorum ben. İkinci soruya gelirsek, yani bir yandan bunlar olurken bir yandan da evet İngiltere'de ırkçı geçmişiyle eşit derecede uzun bir geçmişi olan anti-ırkçı geçmişi olan bir ülke. Yani burada insanlar aktif olarak örgütlenip işte İngiliz Savunma Ligi'ne karşı, onların gösterilerine karşı örgütlenip gerektiğinde fiziksel olarak da müdahale ediyorlar. Yani bu bana umut veren bir şey oluyor. Yani İşçi Partisi'nin şu durumuna rağmen sendikalar hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama
sendikaların çoğunluğu Filistin konusunda da ellerinden geleni yaptılar. Bu ırkçı saldırılar konusunda belki görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde Londra'da Walthamstow'da çok büyük bir gösteri düzenlendi. 10-15 bin kişinin katıldığı bir gösteri oldu. Bu kalabalıkları kimler oluşturuyor Ece Koca Bıçak? Yani sadece Müslümanlar mı, sadece solcular mı? Kim bu kalabalıklar? Olabildiğince çeşitli mi bu anti ırkçı cephe ya da anti faşist cephe? Irkçılığın ne olduğunu çok en iyi bilen ekipler siyahlar. Ve siyahlar çok örgütlüler. Yani Londra'da anlamında konuşayım. Black Lives Matter dışında Black Alliance gibi pek çok örgüt var. Anti-faşist örgütlenmeler var. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren hani biriken bir deneyimin üzerine kurulan örgütler bunlar. Gene aynı şekilde göçmen çocuklarının katıldığı etkinlikler bunlar. LGBT gruplarının bir düzeyde feministlerin katıldığı etkinlikler bunlar. Bu anlamda izliyorsunuzdur, Filistin gösterileri de çok kalabalık evet, oluyor. Çok yani kalabalık. En az toplandığımızda 100 bin kişi falan toplanıyoruz Londra'da. Hani bütün bu insanların büyük bir kısmı bu gösterilere de katılıyor. Katılamayan korkudan, yani göçmenim, geçici statüdeyim, başıma bir şey gelebilir şeklinde hani katılmak isteyip katılamayan da çok büyük bir ekip var. Hı-hı. Yani bu gösteriler umut kaynağı oluyor bizim açımızdan. Kaan? Birazcık ne oldu konuştuk aslında. Belki kapanışa doğru biraz da ne olacağı değinmek gerekir diye düşünüyorum. Burak Bey, Ece Hocam, buradan sonra belki bunun nereye evrilmesini beklediğimiz, yani Ece Hoca başta demişti, polisin tepkisini yeterli bulmayanlar var. Hükümetin söylediklerinin sadece lafta kaldığını inananlar var. Bu eylemlerin böyle ilk bir haftasında olduğu gibi katlanarak devam etmesini, yayılmayı sürmesini mi beklemeliyiz? Yoksa bir yerden sonra kontrol altına alınacağını mı öngörebiliriz? Çünkü genelde, yani yakın geçmişe baktığımızda, böyle aşırı sağcı patlamaların sonu ya trajediyle bitti ya da çok ciddi bir polide son buldu. Hocam, öngörüleriniz nelerdir? Sizin, neyse ben o zaman bir sazı alayım. Bir kere birinci sebep şu, zaten hepimizin de anlayabileceği gibi ekonomik sebepler. Yani fakirliğin olduğu, işsizliğin olduğu ve bunun yanı sıra düşük ücretli işlere daha fazla göçmenlerin katıldığı bir ekonomide aşırı sağın örgütlenmesi daha kolay oluyor. Öte yandan İngiltere'deki, yani daha doğrusu Labour'ın, yani İşçi Partisi'nin başa geçmesinden sonra ilk olayların bu, yani Southport olaylarının hemen ardından Keir Starmer'ın aşırı sağ grupların yaptıkları misliyle polisimiz tarafından karşılanacaktır ifadesi de bir tehdit olarak görebiliriz. Bu iyiye alamet olsa da aynı zamanda polise de çok fazla, çok, yani gereğinden fazla yetki ve selahiyet verildiği anlamına geliyor. Daha çok yakın bir zamanda, yaklaşık 15-20 gün önce Manchester Havalimanı'nda iki tane şeyin kafalarına tekmeler vurularak gözaltına alındığı ırkçı polis saldırısını da not etmek gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra olayların evrileceği nokta, birazcık falcılık yapayım. Öncelikle bu ön plana çıkan sağ gruplar, yani işte EDL dediğimiz, yani şey, Defans Ligi ve diğer grupların bir arada yapacakları ortak faaliyetlerin bir bölümü ertelenebilir. Fakat bunların ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. İlk fırsatta tekrar ortaya çıkacaklardır.
Bu arada bir not daha, Nigel Farage'ın partisinin, yani nispeten bu gruplara en yakın Avam Kamarası'ndaki partinin %14'e yakın oy aldığını da bilmemiz gerekiyor. Yani tıpkı Fransa'daki aslında en çok oyu aşırı sağın alması gibi olmasa da nispeten burada çok ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu gene. Bunun nasıl evrileceği, ekonominin nasıl gideceğine ve polisin, çünkü çok net bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu çok çok önemli. İki tane şey var. İngiltere'den seyredenler için söylüyorum. Eğer bir duvarda 14 ve 88 rakamlarını görüyorsanız o bölgeden uzaklaşın. Çünkü ne ben demek artık o? Daha fazla 14 ve 88. Şimdi 8 alfabede H harfine tekabül ediyor. Ve 88 de Heil Hitler'e tekabül ediyor. 14 ise 14 ise bunların bir bildirileri var ve iki basamaklı. Şimdi İngilizcesi 14 kelime ama burada şey diyor, biz kendi insanlarımızın ve beyaz çocuklarımızın geleceğini korumak ve onları yani işte onların varlığını sonsuza kadar güvence altına almalıyız diyor. Ve ondan sonra devam ediyor. Çünkü beyaz Aryan kadının güzelliği dünyadan yok olmayacaktır. Hı hı. Evet. 14 ve 88 rakamlarını duvarlarda çok fazla daha sık görmeye başladı. Hı hı. Bu insanların tekrar hareket etmesi kadar bence tehlikeli bir şey. Çünkü 14-88 ne diye merak eden çocuklar yavaş yavaş bunları okumaya ve belli bir bölümünün de beyninin yıkanmaya başlayacağı anlamına geliyor. Evet, o propagandaya maruz kalma ihtimalleri var değil mi? Hı hı. Evet, bu arada bir şey daha şey yapmak istiyorum. Bugüne kadar yargı özellikle Labour'ın, yani İşçi Partisi'nin başa geçmesine kadar ki bölümde yargının ortalama ırkçı bir şiddet ve ırkçı bir hakaret vesaire gibi davalarda karar vermesi ortalama 2 yıla yayılan bir süreçte verilebiliyordu bu davalar. Şu anda halk tarafından empoze edilmeye çalışılıyor. Bir, yüz tanıma teknolojisini aktif kullanın. Herkesi gözaltına alın. Çünkü en son ilk Southport'taki şeyde 53 polis diye yaralandı. Hatta can dostlarımız olan polis köpekleri de, yani köpekler de 3 tanesi gerçekten de ağır yaralandı. Ama 5 tane gözaltı var. Evet. Bu yüz tanıma teknolojisinin bir kere daha yoğun kullanılmasını talep ediyorlar. İki, 24 saat aktif mahkemelerin kurulmasını talep ediyorlar. Bu gibi ırkçı olayların bir an evvel yargıda karara sonuçlandırılması. Bir başka konuda çok fazla göçmen karşıtı protesto tanımıyla haber yapılıyor. Özellikle verilen şey şu, artık bunun adı göçmen karşıtı protesto değil kardeşim. Bunun adı şiddet içeren, nefret içeren ırkçı saldırıdır. Evet, bunu, ben BBC'ye dikkat ettim. Yani BBC daha çok böyle göçmen karşıtı hareketler diye tarif etmeyi tercih ediyor. Evet, yani bunu yumuşatmaya çalışmaları çok ciddi anlamda. Evet. Bazı duyarlı çevreler tarafından da reddediliyor. Evet. Peki son olarak Bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim Candan Hanım? Yavaş yavaş toparlayalım. 45 dakikaya gidiyoruz. Tamam. Buyurun. Dün sizle konuştuktan sonra yaptığım bir araştırmanın sonucunda şu ortaya çıktı. 2011 ile 2023 arasında sadece London Metropolitan Polisi'nin Londra Metropolitan Polisi'nin açığa aldığı, yani ayrımcılık, ırkçı şiddet, ırkçı hakaretten dolayı şey sayısı
1000 polisi geçmiş durumda. Evet. Bu notu da şey yapmak lazım. Yani polis bizim pek dostumuz değil bu aralar. Peki ben en son sözü Ece Kocabıçak'a vereceğim. Çünkü Burak Bey'in böyle önemli bir vurgusu var. Ona dair sizin görüşünüz ne olacak? İşçi Partisi, siz her ne kadar sol ve sosyal demokrat görmüyorum deseniz de bütün bu ırkçı saldırıları, bu sağ saldırıları güvenlikçi politikalara dönüştürebilir mi? İşçi Partisi'nin de herhalde yine bir trajedisi olarak tarihte yerini alacaktır eğer güvenlikçi politikalar daha da artarsa. İşçi Partisi'nin ne yapacağı bana göre %100 anti-ırkçı insanların nasıl örgütleneceği ve nasıl tepki vereceğine bağlı. İşçi Partisi kendi haline bırakıldığında çok da bir şey yapacağını zannetmiyorum. Öyle ki özellikle uluslararası konjonktürde bu politikalar az çok işine yararken. Dolayısıyla biz şimdiye kadar bir derece naif bir politika güttük. Şu sağcı insanların Tory'nin iktidarda kaldığı dönemde dillendirdiği ırkçı düşüncelerin halk nezdinde nedenli kabul gördüğünü, hatta halkın bunun da ötesine geçmek istediğini, Nigel Farage'a %15 oy verebileceğini çok fazla öngöremedik. Hani şu noktada artık durumun ciddiyeti çok net ortaya çıkmış durumda. Yani bizim karşımızda sadece establishment dediğimiz seçkin yöneten sınıflar değil, aynı zamanda beyaz ırkçılar da var. Yani bunlar işçi sınıfının belki de yarısı ama diğer yarısı beyaz değil. Yani bu toplumda beyaz olarak görülmeyen, kendisini de öyle görmeyen insanlar olarak ciddi şekilde örgütlenmemiz, sokakları doldurmamız, sendikalar ve diğer enstitüler dolayımıyla sürece müdahale etmemiz şart. Aksi takdirde bu gidişat sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da gerçekten vahim bir yere doğru gidiyor. Peki. Peki çok teşekkürler. Doçent Doktor Ece Kocabıçak, Open Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden. Çok teşekkürler yazar Burak Ulayar. Değerlendirmeleriniz benim açımdan çok açıklayıcı ve biraz İngiltere toplumunu anlamak açısından da çok ilham verici oldu. Kaan, sen ne demek istersin? Kaan? Sanıyorum ben takıldım, sizi duyamadım. Çok pardon. Ben kapatıyorum. Senin sözün var mı Kaan? Yani çok teşekkür ederim Burak Bey. Çok teşekkür ederim Ece Hocam. Gerçekten yani karmaşık bir konu. Kağıt üzerinde okuyunca bazı şeyleri insanlar anlayamıyor. O yüzden böyle detaylandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz ikinize de katkıdığınız için. Evet, bir kez daha teşekkürler. Sevgili TM4 takipçileri, hoş kalın, hoşça kalın. YouTube kanalımızda kalın, abone olun, beğenin, paylaşın. Bağımsız gazeteciliği destekleyin. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.